Halkalı tren istasyonundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Sofya'ya gidiyoruz. Instagram'dan sizlere bir anket düzenledim. İran mı yoksa Bulgaristan mı diye. Birçoğunuz Bulgaristan'ı seçtiği için ben de kalkıp İstanbul'dan Bulgaristan'a doğru yola çıkacağım. Trenle gidiyorum arkadaşlar. Halkalı'dan Sofya'ya, yani Bulgaristan'ın başkentine kalkan bu trenle inşallah ulaşmış olacağım. Hadi hep beraber Bulgaristan serüvenini izleyelim. Şimdi trenimize doğru gidiyoruz. Şöyle. Saat tam 8'de kalkacak. Yaklaşık yarım saat var arkadaşlar. Vagonumuzu arıyoruz. Bakalım 2 kişilik oda ve yataklı olacak. Şimdi trenimize bindik bakalım. Arkadaşlar tren böyle bir şey ve benim odam şurası. Şu anlık yanında kimse yok gibi. Umarım kimse gelmez. 2 kişilik yataklı bir oda arkadaşlar vagon. Bakalım. Umarım gelecekse de böyle arkadaş canlısı birileri gelir de güzel bir yolculuk geçirmiş oluruz. Vagonda şöyle 2 tane koltuk var. Ve ondan sonra vagonumuzun hem üstünde hem de altında olmak üzere yatak var böyle. Bu Sofya Express'inde şu şekilde odada 2 tane yatağa dönüşebiliyor. Bunun dışında odada şöyle küçük bir mini buzdolabı var. İhtiyaçlarımızı gidermek için lavabosu, aynası vesaire var. Burada da akşam gece kullanmak için battaniye. Bu şekilde rahat ve konforlu bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Ve vagonda temiz çarşaflar var. Böyle çarşaflarımızı kendimiz değiştirip sonrasında yatağımızı hazırlıyoruz. Bu arada bu benim tuttuğum vagon 2 kişilik normalde. 2 kişinin konaklayabileceği şekilde yapılmış. Şu an tek bir çarşaf koymuşlar. Umarım kimse gelmiyordur da tek başıma bir seyahat yapabilirim. Arada üste çıkar, arada da aşağıda uyurum. Keyfini çıkarırım iyice. Şey, yatağımı düzeldim. Bu arada bakın şu üstü de açınca bir kişi üstte, bir kişi de ay çok ağır altta uyuyor arkadaşlar. Bu şekilde 2 kişilik vagonlar. Sofya Express'inde. Bakalım yolculuğumuz nasıl devam edecek, çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa tren yolculuğu yaptığım için arkadaşlar birazcık heyecanlıyım. Biletimi de göstereceğim bakın. Şöyle Halkalı'ya geldiğiniz zaman size şöyle bir bilet veriyorlar. Ve bu şekilde siz de Kapıkule'den çıkarken biletinizi gösteriyorsunuz. Girişte de tabii istiyorlar. Bunun dışında bende yeşil pasaport var. Bu yüzden vize vesaire ihtiyacı yok oralara gitmek için. Şanslıyım bu konuda. Bir hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. İstanbul. Hayırlı bir yolculuk olur umarım. Size şimdi trenin vagonlarını göstermek istiyorum. Bakın burası koridor. Şurası oda. Hemen şurada koridorun, her koridorun sonunda, her vagonun sonunda bir tuvalet var arkadaşlar. Şu şekilde. Hijyenik değil, o yüzden elinizden geldiğince kullanmayın. Eğer buraya yolunuz düşerse. Bu şekilde arkadaşlar. Abi kontrol ediyor. Şimdi Kapıkule'den Sofya'ya doğru ilerliyoruz. Uyumadan önce pasaportlarımızı kontrol edecekler. Bu yüzden onları bekliyorum. Pasaportlarımızı kontrol ettikten sonra ben de inşallah uyuyacağım. Çünkü 15 saatlik Sofya'ya vardığımda dinç bir şekilde gezmek istiyorum. Hani hem Sofya'yı keşfetmek hem de oradaki insanların neler yaptığını görmek. Orada bir 2-3 günlüğüne de olsa Sofyalı olmak istiyorum. Bu yüzden güzelce dinlenmem lazım. Arkadaşlar şu an saat 2.35 gibi bir şey ve Kapıkule sınır merkezindeyiz. Burada polisler pasaport kontrol yapıyorlar, pasaport vize kontrol. Şimdi onları bekliyoruz. Birkaç kişiyi almadılar çünkü herhalde vize almadı. Vize almadan gelmişler sanırım genç arkadaşlar. Onlar sorun yaşadılar, onları bekliyordum. Eğer siz de Bulgaristan'a gitmek isterseniz, bordo pasaportluysanız mutlaka Bulgar vizesi almanız gerekiyormuş. Bunun dışında sizler de Sofya Express'ini kullanırsanız Kapıkule'de her türlü kontrolden geçeceksiniz. Bu aşamayı da sizlere göstermek istedim. Çok uykuluyum. Uyuyacağım. Sabah Sofya'da görüşmek üzere.
civarı sabah. Yatağımı topladım ve kahvaltımı yapacağım. Türkiye'den gelirken bu tarz böyle paket ürünler almaya çalıştım. Yani bizim paramız Bulgaristan parasından 15 kat daha düşük olduğu için hani basit şeyleri taşıyabileceğim birkaç günlük malzeme getirdim ki bu şekilde paramdan tasarruf etmiş olurum. Gezgin birkaç arkadaşım var. Onlar önerdiler Seda. Giderken buradan kendine işte noodle'muş, hazır yiyecekler falan götürür diye. Ya oranın yöresel lezzetlerini deneyeceğim ama bence dediklerinde haklılar. Çünkü 15 kat fazla vereceğimi buradan götürebilirim. Şimdi Bulgaristan'ın doğa manzarasıyla ve günden aldığı poğaçayla beraber yolculuğuma devam ediyorum. Sofya merkezinde görüşmek üzere. Şu an Sofya'ya geldik, indik. Merkezde kalacağım yere eşyalarımı bırakacağım. Ondan sonra çıkacağız dışarıya. Bir gezimizi başlatmış olacağız. Şöyle Sofya durağı. Şimdi buradan taksiye de binebilirim. Ama yakın bir yer olduğu için yürüyeceğim. Hem şehirde nerede ne var onu görmüş olurum. Çok eşyam da yok diye. Hava biraz bulutlu gibi. Karadeniz havası aldım şu an buradan nedense. Şimdi gideyim eşyalarımı falan dizeyim, daha sonra çıkarım dışarıya gezmeye. Hemen karşıdaki büyük yapı otogar. Şu karşımdaki yapı da tren istasyonu. Ama çok boş gibi. Yani bir sessizlik hakim. Birazcık da şehir bana Rus mimarisini hatırlattı arkadaşlar. Rus mimarisinin soğuk etkisini burada da görüyor gibiyim. Bakın şurada grafitiler falan. Yine sanatlarını konuşturmuşlar. Arkadaşlar nihayet eve varabildim. Bayağı kayboldum. Aslında şu alfabemiz çok farklı olduğu için arıyorum, bulamıyorum. Meğer gözümün önündeymiş ama sonunda bir şekilde iletişim sağlayarak buldum burayı. Bakın size evimi gösterip sonra bu videoyu burada bitireceğim. Sofya gezimiz daha sonra farklı bir video olarak karşınıza çıkacak. Bu kaldığım evi burada Sofyalı bir arkadaşım bana ayarladı. Benim üniversiteden buralı bir arkadaşım var. Kendisinden bana tanıdığı, bildiği bir yer ayarlamasını istedim. Şöyle tuvalet, banyosu. Burada böyle bir oturma alanı var. Bir tane minik buzdolabı. Burada da böyle yatak odası var. Tek kalacağım. Buraya 450 lira gibi bir şey ödedim. Evet, euroyu çevirdiğimiz zaman. Bence gayet makul. Çünkü Türkiye'de herhangi bir öğretmen evinin fiyatları şu an bu fiyata. Ki şöyle düşünün, Bulgaristan parası bizim Türk lirasının 15 kat değerinde fazlası. Bu yüzden bence güzel bir yer. Hani iyi idare eder. Böyle size burayı da göstermek istedim. Bir sonraki videomda inşallah Sofya'da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.